Merhaba Asker Gençlik, herkese selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Ben Ramil Hüseyinov, Asker Gençlik Genel Sorumlusuyum. Biliyorsunuz karantina dönemindeyiz ve bu dönemde bizler neler yapabiliriz, insanlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken İzmir'den bizi Leyla ablamız aradı ve yardıma ihtiyacı olan bir aile olduğunu ve kendisine bu konuda haber verdiklerini söyledi. Ne yapabiliriz dediler. Derneklere gitmişler. Onlar da onları olumsuz geri göndermişler. Olumsuz cevaplar vererek biz yardım edemeyiz diyerek geri göndermişler Ağızka Derneği İnegöl'deki. Ne yapabilirsiniz dediler. Biz de elimizden geleni yaparız dedik. Ve aileye ulaştık. Ondan sonra çok duygulu anlar yaşadık. Bu duygulu anları videoyu seyrederken de göreceksiniz. Bir bağış kampanyası başlattık. Bir gün içinde ailenin 2 aylık yiyeceği, erzak ihtiyacı karşılandı. İhtiyaçları alırken bizim İnegöl'deki Murat Aziz, Nuri Bayraktar ve Musa kardeşimiz ihtiyaçları şeyden alırken, İnegöl'de alırken markette oradaki halkımızdan, Türk halkından bir kişi onları görüyor, ne için yapıyorsunuz falan. Onlar da diyorlar ki yardım edeceğiz, bir aileye yardım kampanyası yaptık. Ona bağışta bulunacağız ve marketteki insan şey yapmış, yani o da katkıda bulunmuş orada, yani o iyilik kampanyasını görünce marketteki insan da katkıda bulunmuş. Vallahi ben izlerken videoyu çok duygulandım, sizlere bırakıyorum, sizler de izleyin. Öncelikle destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum, Allah niyetlerinizi kabul etsin. Şimdi videoyu izleyeceksiniz. Sonrasında yardım almış bizim işte hemşerimiz Askalı ailenin sözleri de var. Sizlere teşekkür ediyor. Onu da izleyeceksiniz. Eğer olursa ihtiyaç sahibi aileler mutlaka bize başvurun. Bu şekilde kendi aramızda birleşerek yardım yapabiliriz insanlarımıza. Biz birliğimizi bu şekilde gösterebiliriz. Azga Gençlik olarak böyle bir kampanya başlattık. Şimdi yanlış anlaşılmasın, devletimiz insanlarımıza yardımcı oluyor. Fakat bu yardımlardan şu anda, yani internetten başvurulan yardımlardan şu anda ne yazık ki vatandaş olamayanlar yararlanamıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de vatandaş olamayan çok Ağızkalı aile var. Şu anda işi olmayan, ihtiyacı olan Ağızkalı aileler çoktur. Dolayısıyla birleşerek onlara da bu şekilde yardımlar yapabiliriz. Yeter ki insanlarımız bir olsun. Biz de elimizden geleni yaptık. İnsanlarımız da sağ olsunlar ki duyarsız kalmadılar. Milletimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Selamünaleyküm değerli dostlar. Sizlerden gelmiş olan yardımlardan yola çıkarak yardıma ihtiyacı olan ailemiz için alışverişe başladık. Ve Allah razı olsun, bu yardımımızı öğrenen marketteki değerli abilerimiz de katkıda bulundular, sağ olsunlar. Devam ediyoruz. Bir ne var? Bir ne var? Ben bunu ateliye almışım. Başka ne adet burada? Kola. Kola, kola, kola. Yani gerçekten duygulanmamak elde değil. Yani bizim bu yardım çağrımızı markette öğrenen değerli abilerimiz de sağ olsunlar ki katkıda bulundular. Gerçekten diyorum, duygulanmamak elde değil gerçekten. Ay maşallah.
biraz daha patates, soğan ilave edelim. Da içine de alalım. Evet. Evet. Şimdilik bu kadar. Biraz daha başka yerden devam edeceğiz. Evet değerli Aska Gençlik ve onun takipçileri. Göndermiş olduğunuz yardımlardan alışverişimizi yaptık. Aileye ulaştırdık. Hepinizden Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Ahısa Gençlik. Allah razı olsun. Allah hep bizden razı olsun. Kim ki katkıda bulundu. Hep bizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Cümlemizden Allah razı olsun. Evet değerli Aska Gençlik. Göndermiş olduğunuz yardımlar sahibine ulaştı. Allah hepinizden razı olsun. Ve sona bir şey eklemek istiyorum. Mesela videoyu izlerken olabilir bazı insanların aklına gelebilir ki hani yardım yapıyorsunuz. Hani bunu çekmenin ne anlamı var? İşte sağ elin verdiğiniz sol el görmez gibisinden bazı şeyler insanların aklına gelebilir bazı şahısların. Şöyle diyeyim. Videoyu çekmekte amacımız şu. Mesela yardıma ihtiyacı olan insan tespit edildi. Tespit ettik daha doğrusu. Ona yardım ettik. Ondan sonra Ramil Hüseyinov Facebook üzerinden bir paylaşım yaptı. Yardım etmek isteyenler ulaştılar sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi yardımı ulaştırdık. Video çekmekte amacımız şu ki varsa eğer devletimiz sağ olsun yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediyor biliyorsunuz. Ama vatandaşlığı olmayanlar bu yardımdan yararlanamıyor maalesef. İşte varsa böyle aileler görsünler ve müracaat etsinler. Ve onlara yardım edebilecek kişiler de bu videoyu görüp ister kendileri ister bizim vasıtamızla bizlere ulaşarak bu böyle ailelere yardım edebilirler. Yani video çekmekte amacımız budur. Mesela yardım eden şahısları biz bile tanımıyoruz. Yani onlar da kimlere yardım ediliyor onlar da tanımıyor. Yine de sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Biz sadece arada yani yardımları ulaştıran nasıl diyorlar buna hayırlı işe vesile olan şahıslarız. Buradan Konya'da oturup İnegöl'ü düşünen Ramil Hüseyinov'a yardım eden tüm herkese ve tüm Ağız halkına İnegöl'den sevgiler, selamlar. Sağ olun.